Artrit sürekli duyduğumuz bir terim. Ne anlama geldiğini anlamak için kelimeye daha yakından bakalım. Kelimenin sonundaki it son eki, enflamasyon yani iltihaplanma demektir. Tıp literatüründe bu son ekin geçtiği her yerde enflamasyon söz konusudur. Öncesinde gelen kısımsa enflamasyonun nerede olduğunu belirtir. Mesela buradaki artr kısmı eklemleri kasteder yani artrite, eklem iltihabı diyebiliriz. Vücudumuzda hareket etmeyen eklemler vardır. Mesela kafatasımızı bir araya getiren parçalar gibi. Bu parçalar hareket etmemelidir. Çünkü kafamızı bir bütün olarak yerinde tutmaya yarar. Fakat bu videoda hareket eden eklemlerimizden bahsedeceğiz. Dizlerimiz, dirseklerimiz vesaire. Bu eklemlerin kabaca yapısı şöyledir. Bir kemiğin ucuyla diğer bir kemiğin ucu eklem kapsülüyle adeta birbirine bağlanır. Bu kapsül sinoviumla kaplıdır. Bu da yağlayıcı görevi gören sinovyal sıvıyı üretir. Kemiklerin yüzeyinde ise kıkırdak bulunur. Eklem yapısı kabaca böyle. Birazdan çok daha detaylıca çizeceğim. Her tür eklem enflamasyonu artrit kategorisine girer ve aslında çok fazla artrit türü vardır. Peki artrit nedir? Şimdi artrit olarak nitelendirilen bazı kategorilerden ve kimin hangi kategoriye daha yatkın olduğundan bahsetmek istiyorum. İlk kategorimiz belki de en yaygın kategori olan ve eklemlerin aşırı kullanımından kaynaklanan artrit. Büyük ihtimalle anneniz "Dizlerim ağrıyor, bende kireçlenme var." derken bu artrit türünü kastediyordur. Siz de yeterince uzun yaşayacak kadar şanslıysanız bu türden bir artrite yakalanmanız olası. Bu türden artritten muzdarip olan insanlar genellikle yaşlı insanlardır. Çünkü yaşları itibariyle eklemlerini daha uzun süre kullanmış oluyorlar. Aynı zamanda obez ve aşırı kilolu insanlar da bu kategoriye girer. Çünkü eklemlerine fazladan yük biner. Yani obezite eklemlerin aşırı kullanımı veya osteoartritle ilişkilidir. Osteoartrit aşırı kullanımdan kaynaklı artritin tipik bir örneğidir osteo kemik anlamına gelir. Bu arada bu kelimeyi her seferinde açık açık yazmak yerine OA olarak kısaltabiliriz. Evet bu artrit türünden çok sayıda insan etkilenir. Vücutta yük binen veya aşırı kullanılmış hangi bölge varsa orası etkilenir diyebiliriz. Örneğin sürekli yazı yazan birinin parmakları veya bilekleri bir dansçınınsa dizleri etkilenebilir. Bunun sebebi kıkırdak dokusunun zarar görmesi ve eklem genelindeki aşınmadır. Detaylı patofizyolojisine daha sonra gireceğiz. İkinci büyük kategorimiz otoimmün. Bu kategoride birçok farklı hastalığı içerdiği için gerçekten de büyük bir kategori. Oto kendi demek ve immün ise bağışıklık sistemi anlamına geliyor. Bağışıklık sistemi çevreden gelen saldırılara karşı kendimizi savunmamıza yardımcı olan sistemdir. Ota-immün hastalıklarda vücut kendine saldırır. Bu kategorideki bazı meşhur hastalıkları duymuş olabilirsiniz. Lupus ve Crohn hastalığı bunlardan bazılarıdır. Bunlar genellikle sistemik hastalıklardır. Yani vücudun farklı bölgelerine erişirler. Bu hastalıkların görüldüğü nüfus grubu genellikle orta yaştaki kadınlardır. Fakat şimdilik sadece kadınlar diyelim. Elbette erkekler de bu hastalığa yakalanıyor fakat hastalığın görülme olasılığı kadınlarda daha yüksek. Evet. Otoimmün artrit listesinin başında romatoid artrit gelir. Romatoid artrit tıpkı osteoartrit gibi çok sayıda insanı etkileyen bir artrit türüdür. Aslında bu ikisi birbirinden farklı. Ama yaygın türler oldukları için birbirleriyle karıştırıldıklarını görürsünüz. Bu sebeple tanı koyarken hastanın OA tarafından mı yoksa RA tarafında mı olduğunu belirlemek önemlidir. Romatoid artritte hastaların yaş ortalaması daha az olabilir. Ancak tabii yaşlı bireylerde bu artrit türüne yakalanabilir. Bu arada ikisinin belirtileri de çok farklı. Romatoid ile ilgili problemleri inceleyen romatoloji adında bir tıp dalı bile vardır. Ne kadar yaygın olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Romatoid artritin kendine özgü bir yanı var. Çünkü doktorlar bu hastalığı hastanın kan testiyle tespit edebiliyorlar. Buna romatoid faktör deniyor ve biz RF olarak kısaltalım. Romatoid faktör test edilen bir şeydir ve romatoid artrit tanısında kullanılır. Bundan bahsetmemin sebebi otoimmün kategorisi altında listeleyebileceğimiz diğer hastalıklara bir bütün olarak seronegatif spondiloatropatiler denmesi. Bu da hastaların serumlarında romatoid faktör olmadığı anlamına gelir. Bu kategori sayesinde romatoid artriti diğer otoimmün artritlerden ayırabiliriz. Seronegatif kelimenin ilk kısmı. Spondiloartropatilerse bu hastalıkların omurga eklemlerinde görüldüğünü belirtir. Evet, spondiloartropatiler. Hastalığın adından çok şey çıkarabiliyoruz, değil mi? Mesela burada romatoid faktörün pozitif olmadığını ve hastalığın omurilikle ilgili olduğunu anlıyoruz. Bir alt kategori olarak ankilozan spondilit var. Ankilozan kaynama anlamına gelir ve bu artrit türünde tıpkı diğer birçok türdeki gibi bölgedeki kemiklerin kaynaması söz konusudur. Evet, ankilozan spondilit. Ardından Reiter sendromu gelir. Tabii bu isim hastalığı bulan kişinin isminden geliyor. Bir sonraki türümüz ise psoriyatik artrittir. Bu artrit türü otoimmün sistemik hastalıklardan biri olan psoriasisin bir parçasıdır. Fakat aynı zamanda eklemlerde enflamasyona da sebep olur. Seronegatif spondiloartropatiler dışında aklınızda tutmanızı istediğim bir sözcük daha var. Daha doğrusu kısaltma. HLA-B27 Bazen sınavlarda bu kısaltma çok çıkar. Bunu her gördüğünüzde aklınıza seronegatif spondiloartropatiler gelmeli. Bu aslında bir immün hücresi üzerindeki yüzey antijenidir. Buradan şunu anlamalıyız. yuvarlara bağlanabilen antijen HLA-B27'dir. Bu hastalıkların ortak noktası da budur. Tabii şu anda bağışıklık konusuna çok detaylıca girmemize gerek yok. Yalnızca şu HLA-B27 kısaltmasını hatırlarsanız ve otoimmün seronegatif spondiloartropatilerle bağdaştırsanız yeter. Peki, devam edelim. Sıradaki kategorimiz gayet açık ve anlaşılır. Enfeksiyöz yani bulaşıcı kategorisi. Genellikle eklemler dışarıya kapalı bir ortama sahip olsalar da bazen onlara da enfeksiyon bulaşır ve artrite sebep olur. Bunun en tehlikeli türü septik artrittir. Sepsis kana enfeksiyon bulaştığı anlamına gelir. Septik artritte hasta ateşlenir ve sistemik semptomlar ortaya çıkar. Fakat esas problem eklemden kaynaklanır. Bu hastalığa yakalananlar genellikle genç erkekler oluyor. Mesela üniversite çağındaki belki daha ileri yaştaki gençler aklınıza gelebilir. Bu hastalığa neden olan bakterilere örnek olarak Klamidya ve Gonorea verilebilir deri üzerinde yaşayan bakteriler de bunlara dahildir. Artrit aniden gelişmişse, şiddetli ve sistemik semptomlar görülüyorsa aklınıza enfeksiyon gelmeli. Bahse açılmışken Reiter sendromu da enfeksiyon kategorisine giriyor mu diye merak edenler var. Çünkü bazen belirli viral enfeksiyonlarla ilişkilendiriliyor ve enfeksiyonun sonucunda gelişebiliyor. Fakat sanırım bu üst kategoriye ait olarak yazmak daha mantıklı. Çünkü Reiter sendromu aktif bir enfeksiyon içermiyor. Evet, eklemlerin aşırı kullanımından bağışıklık sisteminin yani içerideki unsurların eklemlere saldırmasından ve dış etmenlerin eklemlere saldırmasından bahsettik. Son kategoride ise eklemlerin içinde biriken ve oraya ait olmayan şeylerden bahsedeceğiz. Bunları nasıl adlandıracağımı bilemiyorum. Depo diyelim, sanırım mantıklı oldu. Bu kategoride etrafa saldıran bir şey yok yani eklem bölgesi temiz ve saf bir alan. Burada biriken parçacıklar ciddi oranda enflamasyon ve ağrıya neden olabilir. Bunu nereye bağlayacağımı büyük ihtimalle biliyorsunuz. Gut ve yalancı gut. Bunlar vücutta genellikle belirli eklemlerde ortaya çıkar. Ancak tabii ki başka yerlerde de görülebilirler. Eklemde enflamasyon olduğu için aslında bunları da artrit olarak sayabiliriz. Herkesi de eklem bölgesinde belirli protein birikiminden kaynaklanıyor. İşte bu dört büyük kategori artrit olarak adlandırdığımız hastalıkları kapsıyor. Tüm bu hastalıklar birbirlerinden çok farklı. Yani bundan sonra artrit kelimesini duyduğunuzda aklınıza sadece diz ağrısı gelmesin. Bu farklı türdeki artritleri birbirinden ayıran semptomlara dikkat etmek çok önemli.